1408. yılı kutlanan Evliya Çelebi birçok anma programıyla yad edildi. Bu programlardan biri de Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından gerçekleştirildi. Profesör Doktor Hayati Deveri'nin konuşmacı olarak katıldığı programda konu Evliya Çelebi'nin İstanbul'uydu. Ailesinin kökeni Kafkaslara dayanmasına rağmen kendisini İstanbullu kabul eden Çelebi, bütün dünyayı İstanbul'la kıyasladı ve çıktığı bütün gezileri yeniden İstanbul'a dönmek için yaptı. Fetih'ten beri İstanbul'da yaşayan bir ailenin soyundan gelmektedir ama onun dışında İstanbul onun için dünyanın, İslam medeniyetinin ve her şeyin başlangıç noktası ve merkezidir. Böyle algılamış. Bütün dünyayı İstanbul'la kıyaslamış, her zaman çıktığı bütün gezileri tekrar İstanbul'a dönmek için adeta yapmıştır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde çok geniş bir coğrafyayı modasıyla, geleneğiyle, kültürüyle etkileyen ve o geniş coğrafyadan etkilenen 17. yüzyıl İstanbul'unu bugünün okuyucusuna aktarıyor. Yani İstanbul, imparatorluğun her noktasından, aslında dünyanın her noktasından kültürel ögeleri, zenginlikleri devşiriyor. Onları kendi içerisinde meczediyor, bir terkip oluşturuyor. Bilahare bu oluşturduğu yüksek terkibi tekrar imparatorluğun ve dünyanın en uzak köşelerine kadar oluşturuyor. Aradan yüzyıllar geçse de Evliya Çelebi'nin İstanbul'u yaşatılmaya çalışılıyor. Bugün birçok eseri restore ediyoruz, ihya ediyoruz, canlandırıyoruz. Ama içerisinde yaşanan kültür ve ruh ne yazık ki aynı kültür ve ruhdur diyemeyiz. Tabii yine de buna bakmayarak hem taşı ve kiremidiyle ve Horasan'ıyla beraber bir binayı ihya etmek hem de içinde yaşayan insanın medeniyet algısıyla, zihniyetiyle o dünyayı tekrar ihya etmek, inşa etmek ve bugüne sunmak gerekir. Ancak o zaman onu koruyabiliriz. Abartılı üslubu her ne kadar tartışmalara konu olsa da Çelebi'nin lisanını anlayanlar onun İstanbul'unu keşfetmeye devam edecek.